Merhabalar arkadaşlar, Renkli Ekran kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ehliyet sınavlarında birebir çıkmış soruları paylaşacağız arkadaşlar. Ve bu sorular sınavlarda çıkmış zor sorular olacak. Bakalım siz değerli izleyicilerimiz kaç soruyu doğru cevaplayacaksınız? Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Kesinlikle yazın arkadaşlar. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz görsel bir soru. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Motor yağ basıncı ikaz ışığı. B. Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı. C. Fren balataları aşınmış ikaz ışığı. D. Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Motor yağ basıncı ikaz ışığı anlamındadır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır? A. İyi bir sürücü olmak. B. Trafik görevlisi olmak. C. Sağlık personeli olmak. D. Sakin ve tedbirli olmak. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Sakin ve tedbirli olmak. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. B. İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek. C. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek. D. Arkadan gelen araçlara yol vermek. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. Devam ediyoruz. Sırada bir motor sorusu var. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A. Radyatör. B. Termostat. C. Yağ filtresi. D. Devri daim pompası. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Termostat. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A. Trafik kurallarına riayet edilmesi. B. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. C. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması. D. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Trafik kurallarına riayet edilmesi. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. D. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır? 1. Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak. 2. Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak. 3. Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak. Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Yani hepsi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A. Kilometre saati. B. Kontak anahtarı. C. Hava yastığı ikaz ışığı. D. El freni çekili ikaz ışığı. Bu sorumuzun doğru cevabı ise B şıkkı olacaktır. Kontak anahtarı. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? 1. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. 2. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. 3. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 1 ve 2. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir? A. Dönemeçlerde. B. Geçiş yolları üzerinde. C. Eğimli yol kesimlerinde. D. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Eğimli yol kesimlerine duraklamak yasak değildir. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyor ise
Bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetlemelerine. B. Trafik zabıtasına. C. Işıklı trafik cihazına. D şıkkı ise trafik işaret levhalarına. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Öncelikle trafik zabıtasına uymalıdır. Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? A. Kayıp. B. Hasar. C. Tahribat. D. Trafik kazası. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Trafik kazası denir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? A. Yakıt borularının uzunluğu. B. Yağ filtresinin tıkalı olması. C. Yakıt filtresinin tıkalı olması. D şıkkı ise hava filtresinin tıkalı olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Hava filtresinin tıkalı olması fazla yakıt tüketimine sebep olur. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini arttırır? A. Sürüş konforunu. B. Trafik kazası riskini. C. Direksiyon hakimiyetini. D. Aracın yol üzerinde tutunmasını. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Trafik kazası riskini çoğaltır. Yağ seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Motor gücünün artması. B. Motorun çabuk soğuması. C. Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi. D. Motorun normal çalışmasını sürdürmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi beklenir. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. B. Bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi. C. Ağızdan ılık içecekler verilmesi. D. Batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A. Kan. B. Kalp. C. Eklemler. D. Kan damarları. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Eklemler dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Başı sıcak su ile yıkanır. B. Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir. C. Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir. D şıkkı ise en az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. En az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. Sıkıntı veya nefes darlığı genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisini olduğunu gösterir. A. Reflü. B. Kalp spazmı. C. Kalp durması. D. Solunum durması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kalp spazmı. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim ne ile mümkündür? Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Trafik adabı. B. Trafik cezası. C. Trafik terörü. D. Trafik müfettişi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Trafik adabı ile mümkündür. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucusunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır? A. Gürültü kirliliğinin azaltılması. B. Trafik yoğunluğunun azaltılması. C. Temiz olmayan yakıt kullanılması. D. Kazalara karşı güvenliğin arttırılması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Gürültü kirliliğinin azaltılması beklenir. Yaya yolu bulunmayan karayollarında
yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur? A. Trafiğin yoğun olmadığı şeritte. B. Gidiş yönüne göre sağ bankette. C. Gidiş yönüne göre sol bankette. D. Taşıt yolunun en sağındaki şeritte. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Gidiş yönüne göre sol bankette. Devam ediyoruz arkadaşlar. Motorla alakalı bir soru daha. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? A. Bantlanır. B. Yapıştırılır. C. Değiştirilir. D. İple sarılır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kesinlikle değiştirilir arkadaşlar. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A. Sağ ve sola dar. B. Sağ ve sola geniş. C. Sağ dar, sola geniş. D. Sağ geniş, sola dar. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sağ dar, sola geniş şeklinde olmalıdır. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur? A. Mali sorumluluk sigortasının. B. Araç teknik muayenesinin. C. Servis bakımlarının. D. Kasko sigortasının. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Mali sorumluluk sigortasının yaptırılması zorunludur. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? A. Tokluk hissi. B. Yavaş nabız. C. Görmede netlik. D. Yüzeysel solunum. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yüzeysel solunum görülür arkadaşlar. Sırada resimli bir sorumuz var. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen sınavda resimli sorulara dikkat edelim. Dikkatli bakalım. Tabelalara dikkatli bakalım. Soruyu tekrar okuyorum. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? Şıkları tek tek okumayacağım. Karışıklık çıkabilir. Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralamasıyla olmalıdır. Devam ediyoruz. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? A. 5 dakika. B. 10 dakika. C. 15 dakika. D şıkkı ise 20 dakika. Doğru cevabımız 5 dakika olmalıdır arkadaşlar. Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir? 1. Akü şarjının azalması. 2. Fren balatalarının azalması. 3. Motor yağının özelliğini kaybetmesi. Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. 1 ve 3 beklenir. Fren balatalarına hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır? A. Flaşör. B. Sigorta. C. Far anahtarı. D. Sinyal ampulü. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Sigorta olmalıdır arkadaşlar. Yine görsel bir sorumuz var. Şekle göre bir numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir? A. Devamlı yol çizgisi. B. Diğer aracın sürücüsü. C. Yol kenarındaki banketler. D. Hız kontrolü yapan uyarı cihazları. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Devamlı yol çizgisi varsa sollama yapmıyoruz arkadaşlar. Yasak. Devam edelim. Normal yetişkin bir insan kanama sonucu vücudundaki kanın yüzde kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur? A %5'i, B %10'u, C %15'i, D şıkkı ise %20'si. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. %20'sini kaybederse hayati tehlike oluşur arkadaşlar. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A şok durumu, B beyin kanaması, C ayak bölgesinden yılan sokması. D. Akciğer zedelenmesi ve kanaması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Şok durumudur arkadaşlar. 4 zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır? A. Emme zamanı, B. Sıkıştırma zamanı, C. Ateşleme zamanı, D. Şıkkı ise egzoz zamanı. Doğru cevabımız B. Şık olacaktır, sıkıştırma zamanı. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri verilmiştir. Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A. Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır. B. Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır. C. Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır. D. Yolcu ve yük taşınmasında genellikle karayolu kullanılmaktadır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır? A. Fakir, B. Zengin, C. Normal, D. Az yakıtlı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Zengin karışımla çalışır arkadaşlar. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunum sıkıntısını azaltmak, B. Kan dolaşımını yavaşlatmak, C. Sindirim işleminin rahat olmasını sağlamak, D. Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? A. Yaşı, B. Boyu, C. Cinsiyeti, D. Vücut ısısı. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Vücut ısısı. Sırada görsel bir sorumuz var. Sınavda görsel sorulara dikkat edelim. Kolay gibi görünse de bizi yanıltabilir. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Otomobilin tali yolda olması, B. İtfaiye aracının ana yolda olması, C. İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması, D. İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan 4 kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 1. Konuşabiliyor. 2. Öksürüyor ve nefes alabiliyor. 3. Rengi morarmış ve nefes alamıyor. 4. Konuşamıyor ve acı çekerek ellerini boynuna götürüyor. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine Heimlich manevrası uygulanmalıdır? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. 3 ve 4 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 1 şaft, 2 diferansiyel, 3 aks. B şıkkı 1 şaft, 2 aks, 3 diferansiyel. C. 1 aks, 2 diferansiyel, 3 şaft. D şıkkı ise 1 diferansiyel, 2 aks, 3 şaft. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 1 şaft, 2 diferansiyel ve 3 aks. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır? A. Ayaklarından çekilerek, B. Baş çene pozisyonu verilerek, C. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak, D. Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak çıkarılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz? A. Kırıkların tespit edilmesi, B. Dolaşımın değerlendirilmesi, C. Solunumun değerlendirilmesi, D. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kırıkların tespit edilmesi. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur? A. İl Belediye Başkanlığı, B. Emniyet Genel Müdürlüğü, C. Karayolları Genel Müdürlüğü, D. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Doğru cevabımız
C şıkkı olacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktarma organıdır? A. Amortisör. B. Helezon yay. C. Fren balatası. D. Kavrama debriyaj. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Kavrama debriyaj. Aktarma organlarından hangisi araca geri hareketi sağlar? A. Diferansiyel. B. Şaft. C. Vites kutusu. D. Kavrama. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Vites atarak geriye gideriz arkadaşlar. Doğru cevap vites kutusu. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devredeyken yanar? A. Arka sis lambası. B. Kısa hüzmeli farlar. C. Uzun hüzmeli farlar. D. Sol sinyal lambaları. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Uzun hüzmeli farlar. Son sorumuz arkadaşlar. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Lütfen resimli sorulara dikkat edelim sınavda. Tekrar tekrar söylüyorum. Resimli sorulardaki tabelalara dikkat edelim arkadaşlar ve soruyu dikkatli okuyalım. Şıkları görüyorsunuz. İyi bakıp cevabınızı verin. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 1 ve 2 numaralı araçlar yanlış park etmiştir. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Her videoda söylüyorum. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Sizden iyi dönüşler alıyoruz. Sınavda başarılı oluyorsunuz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.